düşman. Bugün 15 Temmuz hain başkaldırının 8. yılında yine meydanlardayız. Gönderlerimizde bayraklarımız, kalbimizdeki hüzün ve sevgiyle, acıda, mutlulukta, tek yürek yine hep birlikte meydanlardayız. Özellikle 15 Temmuz gecesi vatan, ezan, bayrak ve bağımsızlığımız uğruna canını siper eden 252 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Yaralanan ve canlarını bu cennet için, vatan için gözünü kırpmadan sunan binlerce vatan evladı gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz bu vatan topraklarında yüzyıllardır yanan vatan aşkı meşalesinin genç yaşlı demeden elden ele, gönülden gönüle ulaştığı gecedir. 15 Temmuz anne babasız evlatsız kalınır ama vatansız kalınmaz vurgusunun 7 düvele tekrar hatırlatıldığı gecedir. 15 Temmuz serden geçip vatandan geçilmeyeceğin sevginin kanıtıdır. 15 Temmuz 30 kurşunu göğsüne nişane edip bir an bile tereddüt etmeden tıpkı Ömer Halis Demir gibi vatan sevgisi beslemenin adıdır. Değerli kardeşlerim, bizi biz yapan, bizi bir arada tutan en güzel paydaş kardeşliğimizdir. Tarihi hafızamız ve hafızamız bize zorlukların bir olmakla aşıldığını göstermektedir. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır. Vatansa bizim için nazlı hilalimizin dalgalandığı her köşedir. Vatan şühedanın kanıyla sulanan, topraklarda daima ufka ilerleyen kızıl elmadır. Vatan ulu çınarların gölgesinde maneviyet kazanmış kardeşlik nişanesidir. Vatan şehadet şerbetlerinin vatan toprağıyla yoğrulduğu coğrafyadır. Kıymetli hemşehrilerim, biz tarih sahnesinde defalarca vatan yürekli şühedalar gördük. Adı bazen Ömer, bazen Seyit, bazen Ayşe, bazen de Şerife Bacı. Yüzlercesinin ismini sayabiliriz. Her birine minnettarız. Mekanları cennet, şehadetleri kabul olsun inşallah. 15 Temmuz bizlere tıpkı İstiklal şairimizin ifade ettiği gibi şühedâ fışkıracak toprağı sıksan şühedâ dizelerindeki buyurduğu gibi bu toprakların hür ve bağımsız yaşamaya söz verdiğini, bu necip milletin kararlılığını bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Çünkü 15 Temmuz kardeşlik duygusu ve vatan sevgisiyle beraberinde inançla tankların karşısında duran, topların, tüfeklerin önünde korkusuzca yürüyen yüzlerce vatan evladının milli iradeye sahip çıktığı, demokrasi nöbetleri tuttuğu gündür. Bilinmelidir ki devletimizin tüm güvenlik birimleri ve asil milletimiz ülkemizin bekasına, birlik ruhuna ve geleceğine kasteden tüm hainlere ve vatan düşmanlarına mücadele eden karada, denizde ve havada asla taviz vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle cennet vatanımızın kıyamete kadar payidar kalmasını, birlik ve beraberlik meşalemizin nesiller boyu aydınlanmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda eden, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve kıymetli ailelerini şükranla anıyorum. Meydanlarda milli iradeye sahip çıkan siz değerli kıymetli halkımıza
şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bugün milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ'cü vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz milletin millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmışlardı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi çok şükür. Dünya tarihinde bir ilk yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın hukuk devletinin hak ve özgürlüklerin zaferidir. O gece aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç hain darbeciye çiğnetmemiştir. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen FETÖ'cü hainler ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmıştır. Bu darbe girişimi milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve kahraman ordumuza karşı yapılmıştır. الصابرين الذين إذا أصابت مسهم